Allah'ım sen benim yüzümü kara çıkartma. Mis gibi koktu ha Fadime. Ellerine sağlık. Seni alan yaşadı kız. Kuzey de çok sever pancar çorbasını. Çağırsak mı ki? Onun derdi başından aşkın. Karadeniz'in dip dalgalarıyla boğuşuyor. Dip dalga mı? Ne oldu? Teknesi mi alabora oldu yoksa? Teknesi alabora olmadı. Kendisi alabora oldu aşkından. Aha Karadeniz'in dibinde dip dalgalarında boğuşup bizim pusulamızı arıyor. Seni fırlatıp attığın pusulayı mı? 20 yılın acısını biraz hızlandırılmış olarak almak lazımdı değil mi? Kız sen var ya sen. Hah, i̇şte. Yıldız abla, Osman ben müsait midir? Osman gel müsaitiz, kapı açık. Hayırsız. Otur. Ver ablam elini öpeyim. Öp bakalım, aferin. Ayağına ne oldu ya, geçmiş olsun. Önemli değil. Odun toplarken burktum ormanda. Ah be ablam be. Ya sen niye tek başına odun toplamaya gidiyorsun? Bana haber versene ben sana yardım edeyim. Yalnız değildim ulan merak etme. Yanımda da bir eşeğim vardı. Hayırdır sen buraya gelmezdin. Ne oldu ne istiyorsun? Evlenmek isteyeyim abla ya. Senden mi? Yani kiminle? Gövşeyle. Ulan o defter kapanmadı mı? Kapanmadı. Ya ben çok isteyeyim, çok seveyim de babam istemiyor abla ya. Ya hatta sen bir gitsen konuşsan babamla, kim seni kırmaz. Vallahi Osman ben dayımla konuşsam da bu iş pek olur gibi gelmiyor bana. Niye ya, niye olmazmış? Ula bu mollaların sözüne güvenilir mi? Biz gideriz aha nişanı takarız, ardımızdan gider kendileri nişanı atarlar. Kız niye kırıyorsun çocuğun hevesini? Belli ki sevdalanmış işte. Çok seveyim vallahi Yıldız ablam ya. Aşkından gebereyim hatta. Ula sen ne anlarsın aşktan? Daha senin yaşın kaç, başın kaç? Sen Kuzey'e sevdalandığında Osman'dan göçüktün ya. Bak kaç yıl geçti aradan kimseyi yaklaştırmayın yanına. Ula sen beni karıştırma. De bakayım bağ, bu kızın da sende gönlü var mı? Olmaz olur mu ya? O da bağ aşık. Samanlığımı seyran etmenizden belliydi zaten. Tek bir lafımla gittim, İstanbul yolundan döndürdüm onu. Ana, Gökçe'ye bak sen. Yıldız gibi aşk için yollardan dönüyor demek ki. Kız beni karıştırma demedin mi? Ne diyorsun Yıldız abla? Gidip isteyecek mi Gökçe'yi? Vallahi aşıksan bekleyeceksin Osman, sabredeceksin. O zaman Kuzey de baban daha ikna olur. Vallahi kusura bakma Yıldız abla değil mi? Benim bir 20 yıl bekleyecek sabrım yok. Hadi sen şu işe bir el at da gidelim isteyelim Gökçe'yi ya. İyi haydi, tamam. Ne zaman gidelim?
Ömer? Ne yapıyorsun sen orada? Hiç. Seni seyrediyorum Ömer. Abla, kim gitmiş? Tanımıyorum. Bir de daha ne kadar yabancıymışım gibi davranacaksın bana. Ömer, Allah aşkına git buradan ya. Bak zaten öleceksin şu yağmurun altında. Ben zaten ölmüşüm ya. Halimi görmüyor musun? Allah rahmet eylesin. Bir de sensiz ölüyorum diyorum, anlamıyor musun? Lütfen bana bir şans ver. Şans mı istiyorsun? Şans. Dönüş yolunda daha fazla ıslanmazsın. Bu da sana yaptığın son iyilik. Bize hiç mi hatırlamıyorsun? He? Hani bizim hikayemiz daha sağlamdı? Değilmiş. Ben kendimi bu hikayede esas kız sanıyordum ama figüranmışım. Lütfen böyle söyleme. Ne olur beni bırakma. Ömer git diyorum sana Yaci. Gitmeyeceğim. Beni affedene kadar gitmeyeceğim. Bu hikayede bana yer yok, anlamıyor musun? Yok. Sen kendi hayatına, geçmişine, ailene dön. Ya kaç kere söylemem lazım ya? Benim bir geçmişim, bir ailem yok artık. Sadece sen varsın. Geleceğimiz var. Geçmişini unutarak gelecek kuramazsın. O yüzden Ömer Zaimoğlu, beni unut. Ama geçmişini sakın, sakın unutma. Ve kabul et. Bizim hikaye bayağı balon çıktı. Küfüş gibi kaldı yağmurun altında. Küçük ağa. Aç mısın? Vallahi bu yağmurda sabah çıkmak benden söylemesi. Ay ne yapsak ki şimdi ya? Sen eskiden küçük ağaydın. Şimdi böyle Junior Kuzey gibi bir şey oldu. Ama pijamalar açtı seni. Ya şey desene bir. Neydi o? Ne yaptın lan o rozlara desene bir. Neyse. Doydun mu küçük küçü? Mine. Öyle şeyler söyleme çocuğa, yazık. Ne haklı. Köpek gibi seviyorum Feride'yi. Ama bana inanmıyor işte. E o zaman biz de sana kedicik diyelim. Böyle şöminenin başında tam bir kedicik oldum. Ama nankör kedicik. Yüzümü bile görmek istemiyor. Baksanıza çıkmıyor odasından hiç. Hayır tatlım, gururdan o. Ya anlasana, karşında ağlamak istemiyor işte. Çok mu ağlıyor? Benim ablam çok güçlüdür Ömer. Ayrıca ıslak köpüşlerden de hiç hoşlanmaz. Vallahi bir dahakine arar belediyeyi, toplatır seni, haberin olsun. Bir de her şeye rağmen çok sağ olun kızlar. Her şeye rağmen hayatımı kurtardınız. Vallahi vadeni kısaltmış da olabiliriz. O ne demek ya? Birazdan babam gelecek. Eğer babam geldiği zaman seni burada görürse... Anladın sen onu. O yüzden iç çorbanı doğru samanlığına. Haydi. Benim gibi eşeğin yeri de samanlık zaten değil mi? Ay vallahi seni tebrik ediyorum. Sonunda kendine yakışır bir hayvan buldun.
pusulam. Benim pusulam. Bulmuşsun ya. Al bak bakalım senin pusulan neymiş. Yüzüğün kaybolduğuna inanıyorsun da doğurduğuna mı inanmıyorsun? Çok romantiksin Nasrettin Hoca. Öyleymiş. Bu benden sana küçük bir hediye. Kabul edersin. E ama bu tek taş. Yo, evlenme falan teklif etmiyorum. Yeni bir hatıramız olsun istedim. Abi 20 yılda buna bakıp ağlayayım diye mi? Vallahi böyle nazlanmaya devam edersen öyle olacak herhalde. Hemen pes ediyorsun öyle mi? Hemen mi? Yıldızcığım dikkat edersen karabatak gibi Karadeniz'i arşınladık senin için. Biliyorum. Bu hareketin hanene artı puan olarak geçecek, merak etme. Sağ ol. Yıldız, senin için yapamayacağım hiçbir şey. Sadece güven bana. Bir şans daha ver. Artık gitmem de kalmam da sana bağlı. Ula tehdit edip sıkıştırma. Baştan konuştuk, sabredeceksin. Ama bir 20 yıl değil, merak etme. Kaç yıl? 19. Orasına bakacağız artık. Şaka şaka. Yarın olsun da. Yarın ola hayrola. Yarın olunca sevgili oluyor muyuz? Her şey tamam mı? Bizim hiç tamam mı? Ula yarın olsun dedim, haydi. Hediye için de teşekkürler. İyi akşamlar. Hediyene de, yarınına da. Ay, hadi baby ağa. İç çorbanı baban gelmeden doğru zamanla, hadi. Son bir kez daha görseydim. Vallahi bizim töre dizisi korku filmi olacak, benden söylemesi. Ben gel. Ay. Onun ne işi var be burada? Bir de benim pijamalarımı giymiş bu küçük ağa. Yazıklar olsun size be. Giymiyorsunuz diye. Ulan benim pijamam değil mi? İster giyerim ister giymem. Sana ne be? Tabii sizin pijamanız sizin kararınız. Laf kalabalığı yapma bana. Sen neden buradasın oğlum? Ben seni hastane avlusuna bırakmadım mı? Niye geri dönüyorsun sen? Ya baba hava buz gibi, deli gibi yağmur yağıyor. Yazık bu çocuğa ya. Ne yapsaydık? Dışarıda ölecekti. İyi. Tamam yemeğini yemişsin. Korumuşsun. Defol git şimdi. Ya bu... Çorba için çok sağ olun kızlar. Pijamalar için de. Uzatma. İyi geceler. Ya babacığım çocuğu ölüme terk ediyoruz şu an. Yakışıyor mu bu bize? Nasıl gidecek şimdi bu yağmurda? Nasıl geldiyse öyle gidecek efendim. Feride nerede? Odasında. Ay. İyi misin kızım? Değilim. Evet efendim. Kuaför salonumuza hoş geldiniz. Nasıl yapalım saçları? Sevgilimden yeni ayrıldım. Topuzu mu yoksa ihanet sarısı mı? Baba ne yapıyorsun? Baba mı? Baba yok. Kuaför var. Kuaför Hasan. Yani yardımcı oluyorum. Kadınlar böyle aşk acısı çekerken kuaföre gitmiyorlar mı? Benim acım öyle kolay kolay dinmez. Aptal yerine koydu beni. İhanet etti bana. Ömer'in pişmanlığı fayda etmez artık. Sen ne istiyorsun peki? Zamanı geri sarmak.
Eğer onunla hiç tanışmasaydım bu kadar üzülmezdim. Ben daha gerçekçi isteklerden söz ediyorum. Yani mesela onunla mı, onsuz mu daha mutlusun? Yani hangisi daha ağır basıyor tatlım? İkisi de değil. Sanki Araf'ta sıkıştım kaldım. Bak şimdi seninle sabaha kadar burada oturup ağlayabiliriz. Ya da yine ağaçlara, arabaları toslatabiliriz. Ama bunların hiçbiri çözüm değil. Ne yapmam gerekiyor? Yani sen olsan ne yapardın? Ben olsam bir karar verirdim. Ya kararımın peşinden giderdim. Evet. Yıkama, kurutma, tarama, pasta, cila toplam 50 TL. Her türlü ödeyebilirsiniz. Kredi kartımız geçerlidir. Her zaman bekleriz. Küçük ağa geldiğini herhalde Feride. Sen odadan çıkma. Ben bakarım. Oğlum ben sana demedim mi? O ne lan? Osman! Hayırdır? Hayır. Hayırlı bir iş için geldik. Ne, bizi içeri almayacak mısın? Neymiş o hayırlı iş? Tövbe tövbe. La çağırmışsın ya, geldik işte. Sabaha kadar kapıda mı duracağız? Buyurun tabii, buyurun. Geç dayı. Unutsam ya, geç. Babacığım, bak Kuzey abiciğim. Geç dayı. Al. Kızım ne bakıyorsunuz? Alsanıza şunları elimden. Baba ne yapıyorsun baba? Ne yapıyorum? Gelenek ve göreneklerimizi uyguluyorum. Baba yani sen baya veriyorsun yok için. İster veririm ister vermem. Ben babayım. Gir içeri ablanın yanına. Kır dizini. Otur orada ben çıktığı yere göreceğim. Fakir annemize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi salonumuz biraz ufak ama ne yapacağınız sığışacağınız. Hiç önemli değil Kuzey Bey. Maksat gönüller bir olsun. Hay ağzınızı öpeyim Yıldız Hanım. Ne? Ben onu mecazen söyledim ya. Evet kahvelerinizi nasıl alırsınız? Deli Bey, Galın Kafalı Bey, Esma Hanım. Seninki zaten tuzlu. Hadi kızım. Ne? Ben mi? Sen tabii. Bunu da inşallah Elf köyüne gelin vereceğiz amcası. Legolas, Gandalf hep düğün. Baba. Neyse nasıl içersiniz kahvenizi? Sade. Şekerli. Balta. Ben de sade alayım. Kahveleri keşke gelin kızımızın elinden içseydi. Yani gönül hep öyle ister ama benim kızımın kahve yapan yerleri ağrıyor. Allah Allah, ne oldu? Rahatsız mı oldu? Böyle çiçeği, çikolatayı görünce sen buna bir panik atak gel. Osman abi ne diyor? Babacığım panik atak şey oluyor. Böyle hastaya nöbetteşe geliyor. Kendisini yerlerden yerlere atay. Ne? Kendinden geçeyim. Osman, bu kız hastaymış ya oğlum. Bu iş yatar. Kalk gidiyor. Yok babacığım ya öyle değil ya. Benim yeşil gözüm turp gibi maşallah. Allah. Al işte babam burada dura dura ilk insana dönüştü. Gelenek görenek diye göz göre göre veriyor beni. Ablam kurbanın olan bir şey yap. Yaparım tabii. Hı. Ablanım ben senin. Bak söz. Koltuk takımın benden. Geç sen dalganı. Senin bu kardeşin var ya bu kardeşin. Elden gidiyor. Gitmiyor. Babam ben evlenmeden vermez seni o doğmuşçu ya. Sen öyle san. Benim bu babam var ya bu babam. Benden kurtulmak için her şeyi yapar. Keşke daha iyi bir evlat olsaydım.
Ya niye öyle söylüyorsun? Babam vermez seni kimseye, merak etme. Vermez değil mi? Vermez. Herhalde vermez. Vermez. Vermez, vermez. Vermez. İnşallah vermez. Eline sağlık. Hiç oğlum hiç. Ziyan etme. Nimet o nimet. Ne yapıyorsunuz ya? Damada destek mi çıkıyorsunuz? Hayret bir şey ya. Şükürler olsun. Bu ne be? Ha bu kahvelerin hepsi tuzlu. Bilerek yapıyorlar, görün mü? Tansiyonumu çıkartıp beni öldürmeye çalışıyorlar. Ay yok deli amcacığım, ondan değil. Ben hepinizin ne içeceğini unuttum da hepsini tuzlu yapayım dedim. İyi yaptın kızım. Hadi artık. Ha. Efendim, sebebi ziyaretimiz... Ay en sevdiğim kısmı. Bekle, bekle. Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle. Ya benim dilim var mı Yıldız, sen söyle. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Gökçe'yi oğlumuz Osman'a istiyoruz. Cevabın nedir Kuzey Bey? Vallahi herkesin hayatta beklediği bir takım cevaplar var. Biz de bir yanıt alabilirsek ki 3 gündür bekliyoruz. Bir yanıt da biz veririz Yıldız Hanımcığım. Alacağınız cevap vereceğiniz cevaba bağlı Kuzey Bey. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet. Etmeseydin keşke ya. Nedir cevabın ula, haydi. Ben bekliyorsam bu dolmuşçu da bekleyecek. Ne? Neydi zurna? Bana da bu şakayı yaptırdın. Baba, vermiyor. Dur bir lan, dur. Şimdi Kuzey, sen bu kızı veriyor mu, vermiyor mu? Vermiyorum. Bak söylemiştim işte sana. Ben de size verecek kız yok. Ya benim tepeme attırma ola. Madem vermeyeceydin, ne diye gelin kızı isteyin dedin? Canım çikolata istedi. Dey pis bu. Kuzey, sen benimle akşam akşam kafa mı buluyorsun? Yani biraz kafa bulmuşum gibi oldu değil mi? Ama aslında amacım o değildi. Yani bir Kadıoğlu'nun bir Mollaoğlu'ndan ciddi ciddi kız isteyeceğini hiç düşünmedim. Oğlum, büyü de gel. Önce okuyacaksın. Sonra diplomanı alacaksın. Sonra iş sahibi olacaksın. Para kazanacaksın. Ondan sonra evleneceksin. Her şey sırayla. Bizim uşak hem çalışıyor hem de okuyor. Yanında bir şey değiliz mi? Kuzey abi, çocuklar birbirlerine sevdalı. Etme. Bak, ne güzel söyledin Esma. Çocuklar, çocuk bunlar. Çocuklar birbirini sever, büyükler aşık olur. Ne dediğimi bir 20 yıl sonra anlarsın Osman'cığım. Dey, o kadar yıl senin kızını mı bekleyeceğiz? Ah ulan Osman ah. Kuzey, dua et Yıldız'a. O olmasa seni şuracıkta vururdum. Ama ben de deliysem bunun altında kalmayacağım. Dur dayı dur. Aa bu öküz neydiyse bağ inadında ne diye. Senden alakası yok. Kalk, kalk lan, kalk. Rezil ettiniz. Piyasaya rezil olduk. Dur, kızımız yok sana. Ne oldu bizim iş? Olmadı. Çikolatayla çiçeği beleşe getirdik. Yakında belki lazım olur. Babam benim, aslan babam be! Vallahi beni ellere vereceğim sandım, ödüm koptu. Vallahi da ölürdüm, billahi de ölürdüm. Oh!
Saçmalamayın kızım. Turşunuzu kurup çıtır çıtır yiyeceğim sizi. Ya biz de seni yeriz. Yediniz zaten. Ömrümü yediniz. Allah'ım benim sadıkamız varmış. Evereceğim sizi. Ya. Şakalar. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Çal. Ho. Bulun. Misafirim. Nerede? Misafirim. Misafirim. Ne yapıyorsun ya? Misafirim. Kalbimin tek sahibi. Karadeniz'in yegane reisi. Hoş geldin. Bu ne kız? Aşkımın nişanesi. Emmesem bir de hasretinden eskittim. Prangaları görsem buradan yaylaya yol olur. Haydi saçmalama, iki gün kaldım yani içeride. Sensiz iki gece benim için iki ömür demek seferim. Maşallah ağzına iyi laf yapmaya başlamış ha. Buradan nereye gidiyorsun? Evimize. Eve mi? He. Ya baba mahvetmedi şimdi. O beni kesin buradan kendi cezalandırmak için çıkardı değil mi? Ya yok affetti diyorum işte. Evde yolum gözüyor. Vallahi mi kız? He vallahi. İyi bari biraz oynayak giderek öyle. Hadi. Hoş şuna. Haydi! Vay, afiyet olsun. Ha, sen bizi dün kapıdan kovmadın mı? Ha şimdi ne yüzden gelirsin adamı? Şükrü ben buraya kavga etmeye gelmedim. O adama kızmakta haklıymışsın Yıldız abla. Hakikaten fırıldak gibi dönüp duruyormuş. Ben onun derdini biliyorum, onun derdi sizle değil. Gel Guze gel, otur da beraber edelim kahvaltımızı. Yürü Şükrü yürü, biz işimize koyulalım. Allah razı olsun Fadime, kimse buyur etmeyecek sandım. Ya bak gördün mü? Durduk yere insanları düşman ettin kendine. Allah Allah, ne yapsaydım? Kızımı ilk isteyene verse miydim? Gördün işte, Gökçe'nin de gönlü yoktu. Zorla güzellik olmaz. Haklısın. Zorla güzellik olmaz. Fazla ısrar etmemek lazım. Ha. Ama bu küflü peynirde ısrarcı olmak lazım. Ben çok sevdim. Hastası oldum. Hele hele. Maşallah. Siz böyle pek güzel oldunuz ya. Vallahi sırtınızı karşıyım da nazar değmesin bari. Ben doydum. Size afiyet olsun. Nereye kız? İştahım kapandı birden. Bana bak, yine kuru sıkıyla geldiysen söyle de boşa aksiyon almayalım. Yo, bu sefer kimseye sıkmaya gelmedim. Ya niye geldin? Özür dilemeye. Ben en başında olmayacak bir sevdaya tutulduğumu biliydim aslında. Biliydim ama kabullenmek istemedim. Kendini kandırmak daha kolay geliyormuş insana. Sen de öyle birden çıkıp gelince yıllarca çektiğim karşılıksız sevdanın acısını senden çıkartmaya kalktım. Kusura bakma. Özür dilerim. Eyvallah kral. Soğuk su seni ayıltmış. Yok. Suyun soğukluğu değil. Yıldızın soğukluğu ayılttı. Sevenlerin karşısında daha olsa duramazmış. Onu anladım. Bir ömür mutlu olursunuz inşallah. Ruhi, sen mutlu olmak ister misin? Elbet isterim. Kim istemez? O zaman mutluluğa çok uzaklarda arama. Seni seveni de bir şans vermeye çok görme. Fadime'yi mi diyeyim? O kız yıllardır seni seviyor. Bak sana bir arkadaş tavsiyesi. Mutlu olmak istiyorsan sevdiğini değil, seni sevenin peşine düşeceksin. Elbet şansın varsa sen de onu seversin. Onca olandan sonra Fadime artık benim yüzüme bile bakmaz. Sen öyle san. İnsan sevdiğine inanmak için gerekirse kendi kendini bile kandırır. Yeter ki bir daha üzülmeyeceğinden emin olsun. Bir daha canının yanmayacağına emin olsun. O zaman yüreğinin kapısını sonuna kadar açar. Şşş.
Ne? Gideyim mi? Git git. Kör la bu. Diyene bak. Doğru. Kızlar. Kızlar. Kızlar hadi kalkın kalkın. Çabuk çabuk kalk kalk kalk. Hayır ben kına gecesi istemiyorum. Kına ge... Ben kına gecesi olmaz. Hayır. Rüyaymış. Aa, bu manyak da delirdi iyice. Ablacığım hayırdır sabah sabah? Bugün günlerden ne? Cumartesi işte ben de onu diyorum ya. Yok bugün okul mokul. Sal bizi uyuyalım. Hmm. Ya biz zaten uyumuşuz uyumuşuz bu zamana kadar kalk. Bugün ayın kaçı onu soruyorum size. 9'u. Yani? Yani ablacığım ne söyleyeceksen söyle direkt uzatma. Bu ne böyle sabah sabah bulmaca çözdürür gibi. Babamın doğum gününü unuttuk biz. Ay! Ya çok üzülmüştür ben kıyamam ki. Yok be sanmam. O yıldızın peşinde koşmaktan bence kendi bile unutmuştur doğum gününü. Ne yapacağız peki? Ben de onu diyorum işte ne yapacağız? Don't panic my girls. Ya babamızın doğum gününü unuttuğumuzu kim söyledi? Biz sürpriz yapmak için hafta sonunu beklemiyor muyduk zaten? Tatlım, sen kimi kandırıyorsun şu an? Kimseye aşkım. Ya zaten unutmasaydık bile hafta içi bir şey yapamazdık ki. Doğru söyle aslında. O zaman hediye işi bende. Çünkü biliyorsunuz denizde kum, bende para. Hayır Gökçe'cim, tabii ki annemin parasıyla babama hediye almayacağız. Ne yapacağız peki? Babamdan gidip hediye parasını mı isteyeceğiz? İsteyemeyiz ama babama manevi bir şey verebiliriz diye düşünüyorum ben. Yıldız abla. Ya manyak manyak konuşma. Gidip o dağ keçisini mi alacağız babama? Ay vallahi bana uyar. Alalım çiçeğimizi, çikolatamızı. Allah'ın emri peygamberin kavliyle gidelim babasından isteyelim babamıza. Yani güzel olurdu aslında ama şöyle bir şey yapabiliriz. En azından Yıldız ablayı babamın doğum günü partisine getirebiliriz. Ha, partileyeceğiz yani. Bu küçücük evde mi? Hayır, böyle babama yakışır bir yer bulmak lazım. Ha. O zaman bırakalım bu işleri. Bu işlerin piri halletsin. Kimmiş bu işin piri? Ayıp ediyorsun ablacığım. Tabii ki de pembe halam. Doğru söylüyor. O zaman sıkı durun kızlar. Çünkü akşama hot party var. Yes! Babamın doğum günü kutlayacağız. Party var. Ay, ya! Ya kızlar daha ne kadar böyle yürüyeceğim önümü göremiyorum. Aslık işini geldik sayılır. Ya neyin sürprizi bir ipucu vereydiniz bari. Tamam baba sabret biraz. Sabredemiyorum efendim. Herkesin ağzında sabret sabret. Neymiş bu sabret? Sabreden derviş muradını eremeden nereye gittiniz? Feride, Gökçe, Mine. Vallahi açıyorum ha. Açıyorum ben. 1, 2, 3. İki doğdu kuzey. İki doğdu kuzey. Yapmışım sizi. Geçer ya. Hadi.
sen için değil. O ihanet tohumları için geldim buraya. Ben sana kurban olurum babam. Anacığım. İyi ki doğdun oğlum. Sağ olun. Vay kuru sıkı. İyi ki doğdun Kuzey. Kaldır elleri bir arama yapacağım. İyi temiz. Yok bir şey boş geldin. Fadime gelmedi mi? Ne oldu sizin iş? Olacak gibi. Bu gece açılayım diyorum kendisine. Tabii gelirse. Gelir gelir çakal. Vay doktor civanım. İyi ki doğdunuz Kuzey Bey. Bana bak sayemde elindeki çöpü de çattık hadi iyisin. Kısa çöp oldu ama olsun sağ olun var olun. Uzun çöp ben de ayıktırayım. Vay 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 kardeşime bak gel buraya. Ah geçen sinirle veremediydim lan. Neymiş bu ya ne aldın bana? Aç oğlum aç. Allah Allah. Ne zor bir paketleme şekli bu ya. Oğlum yavaş yırtacaksın ha. Bu ne lan? Gözyaşı. Tövbe tövbe ya. Sana veremedim son hediye. Kuzey Efendi. İstanbul'a gittiğinde Karadeniz'i özlersin diye. Denizi içine doldurdum onu. 20 yıl gelmediğin için veremediydim. Gerek kalmadı ama. Benim bir yere gidesim yok Sefer. Yine de sağ ol kardeşim. Gel gel. Gel gel. Limonatanız yok mu? Şöyle bol şekerli uyumalık. Yok, ben ağzıma düşen payı soğuk bir şekilde yedim. Yok yok, limonata ne yok. Zaten ne yazar limonata yıldız olmadıktan sonra? He ya, sahi yıldız yok. Bir süredir yoktum. Demişler ki öldü. Söyleyin onlara. Kraliçe geri döndü. Vay. Yıldız ne kadar güzel olmuş. Sağ ol. Sen de iyi ki doğdun. Sen de iyi ki doğdun. Ben keçilik edersin, gelmezsin diye düşünmüştüm ama. Sağ olsun, kırmadı bizi geldi. Sağ olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman seni limonatacıların yanına alayım. Hanımefendiye benden bir tane limonata. Şekerli uykuluk. Hey. Şaka ya, şaka. Ya Kuzey. Çalgıcılar, hadi şöyle güzel bir şey çal da havamızı bulak ya. Melem ya. Ay, boncuğum. Maşallah. Şifa baksana sen. Sen de mi davetlisin? Herhalde davetliyim. Unuttun mu abimin doğum günü? Asıl senin ne işin var burada ya? Davetli misin ki sen? Herhalde davetliyim kızım. Kayınçomun doğum günü. Boru mu? Kimin kimin? Kayınçomun. Eks kayınçom diyecektin herhalde. Unuttun mu Poyraz Bey? Boşadın ya beni. Ben de enişte kontenjanından yararlanırım o zaman. Neticede Kuzey abi hala eniştem. Gideyim de eniştemin elini öpeyim bari. Hayır önce ben öpeceğim. Ben öpeceğim. Ben öpeceğim. Çık şuradan. Çık şuradan.
Bak bak çekil. Bak. Çekil şey şundan. Yapıyorsun ben öpeceğim. Çekil. Bak yine yaptı Kamer. Gördün beni yine böyle ittin. Al işte yine düşürdün beni. Kamer. Bak geçen sefer de sen ittin beni ilk. Hem de gördün beni böyle ittin. İşte bile ben seni böyle ittim. Ama sen beni gördün mü böyle ittin. Nasıl ittin, nasıl ittin? Göstereyim istersen bir daha. Böyle ittin. Hayır, böyle ittim. Nasıl o kadar tanı göstereyim mi? Göster. Böyle. Ben sana hiç kıyabilir miyim Kamer? Ben sana vurabilir miyim hiç? Söyle. Ya Poyraz, biz ne yapıyoruz ya? Vallahi bilmiyorum Kamer ama biz gitgide Yıldız ablamla Kuzey abiye benzemeye başladık. Sonumuz benzemese bari. Kamer, bak ben bir 20 yıl seni beklersem ölürüm. Gel yol yakınken barışalım ha. Tamam, barışalım. Özledim seni, dünyamın uydusu. Ben de seni çok özledim. Rüzgarında savruldum. Poyraz, boşamayacaksın beni değil mi bir daha? Bir daha seni boşarsam dilim tutulsun Ula. Ama sen de bir daha bana vurmayacaksın, tamam mı? Vallahi bak, bir daha vurursam böyle ellerim böyle kırılsın. Poyraz. Söyleme, daha bununla yıkandım. Bak biz gel en iyisi resmi nikah kıyalım ha. İşimizi sağlama bağlayalım ki böyle kolay kolay da boşamayalım ha birbirimizi. Sen ciddisin. Ciddiyim. Ciddisin. Allah! Evleniyoruz kız kız! Aynı hızla da pişman oldum. Evet. Şaka lan şaka. Ulan ben de aynı gün doğdum ya. Ya sen ne zeki bir kadınsın ya. Tam şu an sana geliyordum. Yalancı. İyi ki doğdun ablam. Tamam ulan tamam. İyi ki doğdun ablam. Dans edelim mi? Edelim. Hadi. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Şu halimize bak ya. Teki kaybolmuş terlik gibi fırlatıldık bir köşeye. Peh, bir Poyraz'la Kamer kadar olamadık. Şu an bizim dışımızdaki herkes çok mutlu ya. Buradaki tek mutsuz biz değiliz. Baksanıza babamla Yıldız'a. Suratlarına bakın. O yüzden iş başa düştü kızlar. Nereye be? Sevenleri kavuşturmaya. Hadi hadi gelin. Hop! Ayla var burada, ayrılın ya. Feride ne oluyor ya? Yıldız ablayla babamı kavuşturmak için hepimiz seferber olduk ama baksanız hiç tık yok. E'si diyorum ki siz böyle romantik romantik dans ediyorsunuz ya. Biraz da şunları öğretin. O iş bizde. Hadi Kamer. Bu dansı bana lütfeder misiniz güzel bayan? Lütfedemeyiz efendim. Siz de bana beyefendi. Abla ayıp oluyor. Gel bir dans edelim hadi. Uğraştırma beni, bilmeyeyim ben dans falan. O pek bilmez dans etmeyi işine gelmeyince. Geçen akşam Fadime ile döktürürken böyle böyle danslar ediyor. Hadi hadi. İyi haydi.
Ya sen bugün pek bir şık olmuşsun. Teşekkür ederim kardeşim. Güzel abla. Anne, kim varmış burada? Hanımefendi, bu dansı bana lütfeder misiniz? Edeyim bari. Ne bakıyorsun ula öyle? Tadını çıkar mı? Farkındaysan ilk defa dans ediyoruz. İlk defa mı? E nişanımızda da dans ettik ya. Ha, dans diyorsun değil mi sen ona? Ha, burama geliyordum. Parmak uçlarında yükselip omzuma tırmanmaya çalışıyordum. Ne yapayım? Aa, o zaman da böyle fasulye sıraydı. Şimdi nasıl peki? İyi mi böyle? Çok iyi. Şimdi ben yükseliyorum. Yıldızlara dokunuyorum. Bu arada hazır böyle romantik bir ortamı yakalamışken tekrar edelim. Ne oldu bizim iş? Düşündün mü? Düşündüm. Evet. Cevabın nedir? Avucumun içinde. Ya Yıldız, avucunu yalarsa şakası yapmayacaksın inşallah. Yok ula. Bak avucun içine. Takmışsın. Hele şükür gördün sonunda. Yani ben hiç takacağını düşünmedi misin? Bakmadım. Artık bazı şeylerden eminim. Kabul ediyorsun yani. Sen yine de bir daha sor bakalım. Tabii. Yıldız Kadıoğlu. Son 20 yılı unutup bu kuzey öküzüyle çıkar mısın? Bak reddedersen vallahi denize atarım seni ha. Dur ula öküz. Bir naz ettirmeyesin ha. Hep şiddet, hep kaba kuvvet. Neydi sorun? Tekrarlayalım. Hanımefendi. Benimle çıkar mısınız? Çıkarım ulan. Seninle ağ göğün en tepesindeki yıldızlara bile çıkarım. Allah! Allah! Dur herkes bize bakıyor. Bakarsa baksın Yıldız. Ben hayatımda hiç bu kadar mutlu olmadım. Kim bakarsa baksın. İyi ki doğdum kuzey.